Milletvekilime canı gönülden saygı ve şükranlarımı sunarak bu hastalıkla bizi imtihana tabi tutan Yüce Allah'tan herkese Şafi ismiyle şifa vermesini dilerim. Allah razı olsun cümlenizden. Tabii ki biz gönül dostu olarak illaki dostluk, illaki akrabaydık, illaki köylüydük, illaki arkadaştık, yoldaştık. Ama bu hastalık vesilesiyle kardeşten dahi kardeş seviyesinin üstüne çıkabilecek gönül dostlarımızın olduğunu bizzat müşahede ettik. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Allah kendinizden razı olsun. Başta belediye başkanıma da kısa bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Yurt dışından gelen çocuklarım dahil o gün için bizden doktorların istediği olmazsa olmaz plazma dönemi bu hastalığın bulunmayan ilaçlarından birisi. Bir, 65 yaşından gün almamış olacak. İki, kan grubunu tutacak. Üç, plazmayı vücut kabul edecek. Evet. Bunun üçü bir arada olmazsa olmazlardan. Allah razı olsun kendilerinden. Yine meşhure halam diyeyim. O şey döneminde kendisine bulunan plazmayı doktorla görüşüp oğlu güzel çapan doktordan aldığı bilgiler doğrultusunda annene biz bunu kullansak da annenin sağlığına dönme ihtimali zayıf deyince bulunan plazmanın bir tanesini başkanlarla istişare ederek direkt bana yetiştirmeleri benim hayata tutunmamın bir vesilesi oldu. O gün gece 03'te uyandığım zaman 7 günden sonra ben ilk defa bir lokma aldım ağzımda. 7 gün hiçbir lokma yememiştim o güne kadar. Bugün nerede? Önce Allah'ın sonra sizlerin duası sayesinde geldiğim kanısındayım. Böyle bir hastalığı Allah'ın hiçbir ümmete yaşatmasın. Yaşayanlara da şifasını versin. Beni dinlediğiniz için 40 gündür bu toplantıyı da yapamadık. Bunu da bu yönüyle ihmal ettik. Hepinizden bu konuda özür dileriz. İnşallah bundan sonra ilçemiz adına gücümüz nispetince gece gündüz demeden çünkü biz yarlık için varız. Hiçbir çıkar uğruna, hiçbir menfaat düşüncemiz olmadan yarlığa bir hizmet geldiği zaman biz kendimizi mutlu hissederiz. Onurlu hissederiz, gururlu hissederiz. Çünkü insanın temelinde şu olmalı. İnsan ola ki yapa bıraka bir eser, insan olmayanın yerinde yerler eser. Yani önce insan olarak bakıyoruz her şeye. Ve Allah da yardımcımız oluyor. Yani küçük bir ilçesi olmasına rağmen 2020 yılında bölgeyle kendimizi kıyasladığımız zaman hizmet dalında yani yine şanslı, yine önde, Allah'ın izniyle önde olmaya da devam edecek. Bunun temel şeyi bizim niyet halisse akıbet hayır diyoruz. Birinci yardımcımız Allah diyoruz. Allah'a güveniyoruz. Tüm gittiğimiz gerek resmi kurumlar, gerek siyasi kurumlar bize hiçbir zaman kapı kapatmadı bu zamana kadar. Meramımızı anlatabildik. Onlar bizi samimi bir şekilde dinledi. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra Yağbüyük için yek vücut koşturmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.